Start butonuna bastığımız zaman bant motoru ileri doğru hareket edecek. Ortadaki V8 anahtarına geldiği zaman parça bekleyecek. Belli bir süre bekleme yapacak. Örneğin 3 dakika, 5 dakika neyse. Beklemeden sonra devam edecek. Yani bant motoru ileri doğru yine çalışmasını sürdürecek. En son LSU'nun anahtarına, sondaki anahtarına çarpacak ve parça bekleme yapacak. Yine burada da 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika neyse parça bekleme yaptıktan sonra bant motoru geri yönde harekete geçecek ve geri yönde hareket ederken LSU'ya çarpacak ama hareketi devam edecek. LS2'de dönüşte bekleme yapmayacak. Gelişte bekleme yaptı ama dönüşte bekleme yapmayacak. Ve LS1'e çarpıp duracak. Daha sonra yine start butonuna bastığımız zaman aynı çalışma şartını tekrarlayacak. Yani olay şu. Parça harekete geçti. Bekledi. Devam etti. Bekledi. Geri döndü. Durdu. Bütün sistem yine tekrar başlangıç şartlarına dönecek ki bir sonraki çalışmayı ne yapabilsin? Tekrarlayabilirsiniz. Şimdi soruyu soruyorum. Başlangıçtan sona kadar sistemde bu ara start butonumuz var. Push buton. Kalıcı tip değil. Stop butonumuz var. Motora ait aşırı akım. Bant motoruna ait aşırı akım rölen var. Bunları dikkate alarak soruyu soruyorum. Başlangıçtan sona kadar sistemde kalan bir eleman var mı? Yok. O nedenle yine enerjiyi benim start. Bunlara Q00 veya Input00 gibi isimler veriyor. Tamam mı? Start diyeceğim, stop diyeceğim. Neyi çalıştırıyoruz? M0.0'ı burada M0.0'ı mühürlüyorum. Ne var? Aşırı akım ölen var bir tane sistemin enerjisini kesecek olan. Tamam mı? Şimdi başlangıçta neyi çalıştıracağım? Hatta biraz daha uzun çizelim. Bu çalışma şartlarımız fazla. İleriyi çalıştıracağım. İlerinin çalışması için ne olması lazım? Bir kere sistemde enerji olması lazım mı? Evet. Sistemde enerji olması lazım. Bir de başlangıç koşulunda paket nerede? LS1'in altında. Yani LS1'e basıyor. Pneumatikte bunu sorgulatıyordunuz. Evet. Sıra anahtarlarına basılı mı değil mi diye. Yani işlem tamamlandı mı tamamlanmadı mı diye. Buraya LS1'i koyuyorum. LS1'in kapalısını koyalım bakalım. Önce. Parça nerede? LS1'in üstünde. Eğer ben normalde kapalı koyacak olursam buraya. Parça şu anda nereye basıyor? LS1'e basıyor. Bura açılır mı? Evet. Ben tekrar motoru ileri yönde harekete geçiremem. Anlaşıldı mı? Eğer normalde kapalısın. Hayır, mühürleme ile alakalı değil bak. Mühürlemeyi yapacağım birazdan. Ama bu anlattığı mühürleme ile alakalı bir şey değil. Eğer ben oraya normalde kapalı koyacak olursam, parça şu anda LSV'ye bastığı için açıktır. Açık olduğu için o satırı çalıştıramam. Eğer ben oraya normalde açık koyacak olursam, kapatır ve evet. Ben buraya normalde açığını koyacak olursam, normalde açığını koyacak olursam, şu anda parça LSV'ye bastığı için PLC run yaptığınız andan itibaren burası kapanacaktır. Elektrik ve pneumatik arasındaki farklardan biri budur. Pneumatikte siz uyarılı olarak gösterirsiniz. Önüne şu ara şeyi koyarsınız, makarayı da buraya koyarsın, dersin ki bu uyarılıdır dersin. Elektrikte bir sıra hatlarının uyarılı olup olmadığı gösterilmez. Ve çizim yapılırken normal konumda nasılsa o şekilde çizim yapılır. Anlaşıldı mı? Eğer ben buraya normalde açını koyacak olursam
parça buna çarptığı için kapanacaktır. Run yaptığım andan itibaren kapandığı için de sistem bundan sonrasına ve oradaki kontak bundan sonrasına enerji verecektir. Şimdi normalde farklı bir kalemimiz var mı? Nerede? Buraya bakayım ben bir. Yazıyor hocam. Kırmızı yazıyor. Bak şimdi. Bunu ben uyarılı olduğu için bu şekilde hatırlatma amaçlı koyuyorum buraya. Ama normalde nedir? Olmaz. Tamam mı? Geldi, ileriyi çalıştırdı mı? Evet. İleriyi çalıştırdı. Öyle değil mi? Evet. Parça harekete geçtiğinde, LS1'den kurtulduğunda LS1 burayı açacaktır. Ve hareket yarım kalacaktır. Şu anda LS1'e çarptığı için kapalı durumdadır, uyarılı olduğu için. Ama harekete geçtiğinde parça LS1'den kurtulduğunda LS1'i açacak, hareket duracaktır. Hareketin devam edebilmesi için benim buradaki LS1'i ileride kendisiyle mühürleme yapmam lazım. Evet, şu anda LS1'den kurtuldu. Açıldı. Uyarılıyken kapalıydı. Uyarı kalkınca açıldı. İleri fakat mühürlemeye devam ediyor. Arada bir yerde duracak. Nerede duracak? LS2'de duracak. LS2'nin buraya normalde kapalısını koyacağım. Çarptığı zaman parça açılacak ve duracak. Anlaşıldı mı? Şu anda parça LS2'ye çarptı. LS2'ye çarptığı için ileri durdu. Hatta ileri buradaki mühürlemesinde açtı. Peki, LS2 başka ne yapacak? Bunu burada belli bir süre bekletecek. T37, ton zaman rölesini kullanayım. X gibi bir zaman. 10 dakika, 5 dakika, neyse. Tamam mı? Peki, zaman rölesi aradaki bekletmeyi ne zaman başlatacak? LS2'ye çarptığında. O zaman buraya da LS2'nin açığını koymam gerekir ki parça çarpsın, burayı kapasın ve sayma işlemine devam etsin. Tamam mı? Aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Hocam bunu devam ettirelim. Şuraya T37'nin kontağını koysam ne olur? Devam ettireceğim ya ben. Ortada durdu. Devam etmesi için bu satırın tekrar çalışması lazım. T37'de buraya kontağını koyarsanız ne olur? Kontak kapadı. Devam eder. Bak, kontak kapadı. İleri harekete geçer. Tamam mı? İleri harekete geçince LS2'den kurtulur. Açar. Zamanı sıfırlar. Ama buradaki LS2 kontağını kapatır. Aşağısı açsa dahi buradan çalışmasını sürdürür gibi mantık gelebilir. Bak şimdi tekrarlıyorum. Süre sonunda burayı kapadı. İleri çalışıyor. Tamam mı? Bura açık hala. Uyarılı devam ediyor. Bura kapalı. Uyarı devam ediyor. Daha sonra parça kurtuldu bundan. Buraya kapalıydı, açtı. T37 sıfırladı. Buraya açtı. Tamam mı? Açtığı zaman enerjisinin kesilmesini bekleriz ama şu açtı, burası sıfırladı ya. Ama bu da kapadı. Aynı şey değil mi? Mühürlemeye gerek yok. Ekstradan bak. Bu açtı, sıfırladı mı? Sıfırladı mı? Aşağı açılsa dahi şu anda LS2'de kapayacak. Öyle değil mi? Bu açıyorsa burayı kapayacak. Buradan ileri çalışmasını sürdürecek. Böyle bir mantık kullanabilirsiniz. Ama ben şunu tavsiye ediyorum size. Belki burada yer, belki yemez. Sistemin ne olacağını, sistem mekaniğinin ne olacağını bilemeyiz. Tamam mı? Yani fiziksel olarak sistemin nasıl çalıştığı, açtığı, açmadığı veya buna benzer. Burada sistem şu anda çalışıyor gibi gözüküyor. Evet. Ne oldu? LS2 açtı, durdu. E bura açsa dahi bura kapayacaktı. Zaten şu anda nereden geliyor enerji? İleri çalışıyor ya. Buradan sizi sürdürecek. Aşağı açılsa daha iyi bir mantık gelebilir aklınıza. Şu anda bunda yiyordur. Çalışıyordur.
Ama zaman rölesiyle ben size çok fazla şu şekilde müdürleme işlemi yapmanızı tavsiye etmem. Tamam mı? Sistem burada yiyebilir. Ama başka bir yerde yemeyebilir. Anlatabiliyor muyum? Yani zaman rölesini, o timingini çok fazla kullanmanızı bu şekilde müdürleme olarak kullanmanızı tavsiye etmem. Evet, burada yer. Ama bazı soruları bu şekilde çözmeye çalıştığınız zaman hatalarla karşılaşabilirsiniz. Peki, bu yetiyor, siz elinin kontağını koymasam ne olur? Başka bir şey koyalım. Bir tane yardım numarayı çalıştık. Neyle? T37 ile M0.1'i çalıştırayım. Bak buraya da M0.1'i büyüyeyim. Tamam mı? O zaman şuradaki büyüleme kontağını ben şunu siliyorum. Bunları da silelim, kafamız karışmasın. İleri. O zaman buraya ben kimle büyüleme yapacağım? M0.1 ile büyüleme yapacağım. Ama şunu da biliyorum ki, M devamlı öyle kalmayacak. Bir şeyle ben bunu açacağım ama şu anda bilmiyorum ben. Öyle değil mi? Neydi şeyimiz bizim söylediğimiz? Sistemde işim bittiği zaman elemanın kalmaması lazım. Öyle değil mi? Elemanın kalmaması lazım. M kendini mühürlerse 0-1, şu satıra eğer ben bir durdurucu şart koymazsam bu satır PLC stopa geçene kadar çalışmasını sürdürür. Bu satırı durdurmanın yolu da buraya bir kapalı kontak koymaktır. Ama şu an için neyin kapalı kontağını koyacağını sizler bilmiyorsunuz. Tamam mı? Bakalım ne gelecek oraya. Yani en mantıklı durdurma neyle yapılacak ona bakacağız. Şimdi ileriyi çalıştırdı mı tekrar? Evet. Çalıştırdı. Ama bir yerde de bunun artık durması lazım. En sona geldi. Öyle değil mi? R3'e çarptı. Kim durdu? İleri durdu. Öyle değil mi? O zaman ben... Neye gerekiyor? Bir söyle. R3'e çarptı mı? Mühürleme var. Durmak zorunda yani. Aynı şeyi R3'te de ben... Artık şuna da ihtiyacım bitti. Öyle değil, mühürlemeye de ihtiyacımız bitti. Ben bir şekilde M0.1'i durdurdum. Buradaki mühürleme bozuldu. M0.1 devre dışı kaldı mı? Kaldı. Şimdi şurada da L0.3 şartı var. Şurada da L0.3 şartı var. Bu da M0.1'i çalıştırıyor ve bu satırda da M0.1 duruyor. Acaba, soru şu, şunu koymasam ne olur? Çalışmayan da olabilir. Bakıyoruz. Bunu koymasam ne olur? Yani şunu bir unutun. Gerek var mı yok onu düşünüyorum. Bak, onu da nereden çıkarttım? Her seferinde bunu düşünmeyeceğim. Diyorum ki, M01 bunu çalıştırıyor. M01'i de LS3 çalıştırıyor. LS3'ü acaba tekrar buraya koymama gerek var mı? Yok. Hani periyodik çalışmalarda ben en son bir zamanı koymuyordum, hatırlıyor musunuz? Hı. En son. Niye? Sistem başa dönüyor diyordum. Birbirleriyle alakalıydı çünkü. Birbirleriyle çalıştıran sistemdi o. Bir bakalım. Şimdi, normalde kapalı mı? Normalde kapalı. Bakın, LS3'ü çarpsın. M0.1 açsın. Anlaşıldı mı? L3'e çarpsın. Açtı mı? Evet. Açtı. Bu durdu mu? Durdu. Burayı açtı mı? Evet. Açtı. Orayı açtığı zaman ileri durur mu, durmaz mı? Durmaz. İleri çalışıyor mu? Çalışıyor. Bakın. L2 normalde kapalı mıydı? Kapalıydı. LS2 neredeki sınır aktarıydı? Ortadaki, geçtik, gittik. Şu anda kapalı mı?
O zaman buna açsa da bunun üzerinden yine ileri çalışmasını ne yapacak? Sürdürecek. O zaman benim burada ekstradan niye ihtiyacım var? O zaman gerek yokmuş. Tamam. Şimdi bakıyoruz tekrar, açtı mı? Durdu mu? Kapalı? Açık? Açık? Açık. Çalışmasını sürdürür mü? Sürdürmez. Çünkü açık, enerji geçemiyor. Aşağı geliyor, açık, enerji geçemiyor. Aşağı geliyor, açık, enerji geçemiyor. Evet, durdu. Tamam, yani bunu şu yüzden kontrol ediyorum. LS3'ten kurtulsa dahi duruyor mu? Tamam, ona baktı. Çünkü nedir? LS3'ten kurtulup bu sefer devreye girmemesi istedi. Geri alacağız. Birazdan onunla garanti alacağım girmesin diye. Bu sefer ne yapacak? Geri gelecek. Bekleme yapacak, geri gelecek. Beklemeyi neyle yapıyor? LS3'te T38 yer gibi bekleme yapıyor. Tamam mı? T38 LS3'te yer gibi bekleme yapıyor. Daha sonra ne gelecek? Geri gelecek. Geriyi buraya alalım. Bak buraya. T38'in kontağını buraya koyayım. Neyi çalıştırsın bu? Geriyi çalıştırsın. Burada şöyle bir durum var. Bak, burada şöyle bir durum var. T38 geriyi çalıştırdı mı? Geri yönde harekete başladı mı? Geri yönde harekete başlayınca LS3'den kurtuldu mu? LS3'den kurtulunca zaman sıfırladı mı? Zaman sıfırlayınca buraya açar mı? Açar. Olay ne? Sınav hatlarına çarptı. Bekledi. Geri giderken sınav hatlarından kurtuldu. Anı dur. Çünkü sınav hatlarından kurtulduğunda LS3 açacak. Zaman öncesi sıfırlanacak, burada bir kontağını açacak ve geri hareketi durduracaktır. Bunu engellemenin yolu... Geri indirmesi yaparız. Buraya bir adet geri koymak. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Geri nerede duracak? LS1'de. Bunu durdurabilmem için de LS1'in kapalısını koymam lazım. Aynı anda devreye girmelerini engellemek, bu işi garantiye almak için buraya gerini, buraya da ilerinin neyini koyuyorum? Kontaklarını koyuyorum. Çünkü geri harekete geçtiği zaman bu LS2'ye çarpacak, orada farklı işler de yapabilir. Ama oraya bakalım, şu anda düşünmeme gerek yok çünkü şuradaki kontak benim emniyetimi alıyor. Yani geri gelirken LS2'ye çarptığında sistemin bir yerlerinde bir şeyleri çalıştırabilir. LS2'ye bağlı ne vardı? T37 vardı. Anlaşıldı mı? Şimdi bakalım, geri gelirken bir arıza yapacak mı LS2'ye çarptığında? LS2'ye kapalı mı? Kapalı. Açık mı? Çalıştırmıyor. Açtı mı? Açtı. Zaten bu kol çalışmıyor. Anlaşıldı mı? Yani açması kapaması geri dönüşte LS2'de olan bir tehlike oluşturmuyor. Tamam mı? Geri dönüşte nereye çarptı? LS2'ye çarptı. LS2'ye çarpınca burayı kapadı mı? Zaman öncesi X'i saymaya başladı mı? X'i saydıktan sonra X süre sonunda M0.1 çalıştı mı? LS3 kapalı mı? Kapalı. Bu devreye girdiğinde, merkez 0.1 devreye girdiğinde burayı kapadı mı? Kapadı. Ama bu açık. Arıza çıkartmıyor. Kaldı ki kutunun LS2'ye basıp geçme süresi zaman süresinden daha kısa olacaktır muhtemelen. Anlaşıldı mı? Zaten LS2 kapalı mı? Parça geçerken kapalı. Zaman öncesi ilk süresini sayarken parça geçti gitti. Yine LS2.
Açılacağı zaman sıfırlanacaktır. Tamam mı? Ama varsayalım daha uzun sürecek. Yani oradaki ilk süresinden daha uzun sürecek. Uzun sürmesi durumunda M0.1 devreye giriyor. M0.1 en kötü olasılıkla bunu harekete geçirmek istese dahi şu kontak açık olacağından ileri girmeyecektir devreye. Yani geri dönüşte L02'nin aktif olması çalışmayı bozmuyor. En son nereye geldi? LS1'e geri geldi. Çarptı ve durdu. Şimdi sisteme bir daha benim start'a basıp başlatabilmem için kimin de devre dışı kalması lazım? Evet. Tamam mı? O zaman bir şuradan Merkel'i bir kapalı kontakta devre dışı bırakmam lazım. Öyle değil mi? Bir sonraki çalışmaya hazırlanabilmesi için M'nin devre dışı olması lazım. M'yi neyle devre dışı bırakabilirsin? İlk akla gelen LS1. Güzel. Bak şimdi. M'yi LS1 koyarsanız başlangıç şartlarında zaten parça LS1'in üstünde bastan dahi açılacak ve sistem çalışmayacak. O zaman LS1 merkezi devre dışı bırakmayacak. Geriyi koyalım. Olmaz. Durur. Bak şimdi durumu bilmiyoruz. Buraya geriyi koyalım. Geri dönmeye başladığı zaman bak. Geri dönmeye başladığı zaman Merkel devre dışı. Merkel kimi devre dışı bırakır? İleriyi. Zaten benim ileri ilişim yok. Öyle değil mi? Zaten benim ileri ilişim yok. Aşağıyı bozar mı bozmaz mı ona bakacağım ben. Şimdi geri neyle çalışıyor? T38 ile çalışıyor. En kötü olasılıkla T38 satırını bozar diyeceğim ama yine bozamıyor. Çünkü burada bir merkez şeyi yok, şartı yok. Gördünüz mü? Bu satır da bozmuyor. Bu satır bozulmadığına göre T38 de bozulmuyor. Kaldı ki T38 şartı bozulsa dahi. Bakın. Şuradaki şart bozulsa dahi ben bunu ne yapmışım? Büyülemişim. Anlaşıldı mı? Yani hadi buraya geriyi koyalım. Tamam geriyi koyduk ama geriyi koyduğum zaman neler bozulacak? Onlara bakmam lazım. Değil mi Fuat? Merkel devre dışı kaldı. Neleri bozdu Merkel aşağıda? Merkel ileriyi bozdu. Zaten ileri değişim yok. Aşağı iniyorum. Şurada Merkel sarı şartı yok. LS2'ye bağlı. T37 şartı var. Ama T37'de yine üst satırda Merkel'le alakası yok. Aşağı satır iniyorum. LS3 var. Yine Merkel şartı yok. Buraya devam ediyorum. T38 şartı var. Yine Merkel'le bir alakası yok. O zaman Merkel geri dönüşte beni devre dışı bırakmam. Hiçbir şeyi bozmadı. Tamam. Ne oldu? He? Geriyi koydum. Ha ne oldu? Geri çalıştı ve geri durdu. Bakın şimdi geri durdu. Durduğu zaman kapadım burayı. Kapadım. Bir sonraki çalışmaya hazır tekrar. En son geldi çarptı geri durdu. Bir daha start'a basıp kapalı olduğu için M'yi devreye alabilirsin. M0.0 devreye alabilirsin. Bu sorunun cevabı buydu. Bu soruyu ben size sınavda sorarsam set resetli sorarım. Hocam set resetli yapabiliriz değil mi yine aynı şekilde? Yaparsın. Ama daha uzun network olur. Uzun olur olmaz onu bilemem. Tamam yani. Belki daha da kısa olabilir. Ha şu olabilir. Daha uzun olsa da daha temiz ve basit çıkabilir. Evet. Onu şu anda bilmiyorum. Paralel kod. Tamam mı? Ama bu size sınav olarak gelirse set resetli gelecek. Tamam mı?